Pip temalı coinlerden ve doğrudan Pip'ten konuşacağız. Burada da diyor ki Pip temalı bir coin patlama yaptı. Evet, üretilen Pip 2, Pip ile ilgili üretilen Pip 2 diyor. Ve CoinColic sitesi üzerinde bakın şöyle kısa bir haberden bahsediyor. Biliyorsunuz şu anda Pip 2, işte Ship 2, Doge 2 tarzında piyasada yeni coinler çıktı ve genel olarak bunlar vuku buldu. Tabii ciddi yükselişler gerçekleştirmelerine rağmen bunların tamamının art niyetli projeler olduğuyla alakalı daha önce uyarmıştık. İkinci bir diğer mesele tabii yatırımcı şunu da diyebiliyor. Anlayabiliyorum. Ya tamam bunlar işte sağlam ayakkabı değil ama yine de şey yapmak istiyoruz işte oynamak istiyoruz tarzında ama hareket bakımından da geçmiştekiler gibi hareket etmiyor. Geçmiştekiler gibi hareket etmiyor. Nasıl? Pip gibi, Shiba gibi ya da Doge gibi bunların markalaşmaları esnasındaki hareketlere benzer hareketler yapmıyorlar. Daha anormal diyebileceğimiz noktalarda ve çok büyük düzeltmeler yapıyorlar. Mesela Pip %20-30 ya da Shiba düzeltme yaptığı zamanlar olmuştu. Ama bunlar bir düzeltme yapıyor. %80-%90 düzeltme yapıyor coin. Yani fiyatının 5'te 1'ine düşüyor bir anda coin'in mevcut fiyatı. Devamında kalkıyor. Bu da yetersiz oluyor. Bu da belli noktalardan sonra daha ileri gidemeyeceğini, daha fazla yüksek popülarite kazanamayacağını bizim karşımıza getirmiş oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Pip ile ilgili üretilen Pip 2.0 isimli bir meme coin yalnızca 30 gün içinde %2000'e yakın değer kazandı diyor. Evet. 30 gün içinde yani totale baktığımızda 21x yapmış. Meme coin furyası bitmek bilmiyor. Yakın zamanda trend hale gelen 2.0 adlı kripto paralar her alanda boy göstermeye devam ediyor. Özellikle de köpek ve Pip temalı çıkartılan meme coinler ciddi oranda hacimlere ulaştı. Hele ki Pip 2.0 en son bir ara 85 katlık, 86 katlık bir volume market cap değerinde geziyor idi. Devamında bu 45 katlara kadar düştü ama bu da korkunç diyebileceğimiz noktaları ifade etmektedir. Ayrıca Pip bu arada yanlış bilinir. Pip ilk kurbağa temalı kripto para değildir. Ama şu anda bunun birincisidir. Bu kurbağa temalı çıkan farklı meme coinler de zamanında olmuştur, tamam mı? Ama dediğim gibi bunlar Pip gibi muvaffak olamamışlardır. Pip 2.0 şeklinde ortaya çıkan bir meme coin son 30 günde %1942 oranında artış gösterdi. Ayrıca diğer meme coinlere oranla çok daha fazla işlem hacmine sahip olan Pip 2.0 meme coin piyasasında rüzgar estirmeye devam ediyor. Burada RXT var. İşte Pip'e mesela Pip 2.0 son 30 günde %1942 yükselmiş. Dediğim gibi uzun vadede, orta vadede istikrar sağlayabilme ihtimali çok düşük. Kısa vadede ise ciddi anlamda bir bilinmezlik etabından oluşuyor. Bunun altını çizmek lazım. O yüzden şu anda bu 2.0 furyası, Shiba 2.0, Doge 2.0, Pip 2.0 bu gibi coinlere ben yatırım yapmayı önermiyorum. Bakın burada bir tane daha kripto para %1400 yükseliş yapmış. 15x'lik bir hareket gerçekleştirmiş. BAD IDEA, yani BED'den bahsediyor. Bunu bir yerden tanıyor olabilirsiniz. Shibarium'un ortağı BAD IDEA'nın yerel tokenıdır ve 15 katlık bir artış sergiliyor. Adamlar Shibarium'la ortak bir şekilde çıktı. Özellikle Shibarium'un yapay zekalar üzerine entegrasyonu. Biliyorsunuz Shibarium'da Metaverse projeleri de olacak. Ne bileyim NFT'ler de olacak ya da GameFi alanında projeler de üzerine inşa edilecek. Yapay zeka alanında da çalışmalar olacak ve bu temelli uygulamalar da olacak gibi gibi gibi. Bunlar içerisinde yapay zekalar üzerine çalışan ve bu ana başlıktaki çalışmaları yürüten taraf BAD IDEA olacak. Zaten 13-17 Ağustos tarihleri arasında karşımıza gelecek olan bu Toronto etkinlikleri sırasında ki Shiba biliyorsunuz oraya sponsor oldu. BAD IDEA'dan da söz edilecek. Shibarium yayımlanacak aynı tarihlerde. Devamında bir World Paper adı altında Shibarium ve Shiba Inu'nun geleceğine ilişkin yeni açıklamalar yayımlanacak.
Bu açıklamalar esnasında da yine Bad Eye diye ayda olacak. Bad zannediyorum yine Shibarium'la birlikte, hani Shibarium çıktıktan sonra uzun vadede değerlenmeye yatkın kripto paralar arasında olacaktır. Çünkü aynı şekilde Bad Idea ayı farklı bir güvenlik şirketi değerlendiriyor ve bu değerlendirmeler ışığında bunun ne kadar güvenilir, ne kadar güçlü olabildiğine yönelik bir çalışma gerçekleştiriyorlar ve Bad Idea tam bir şekilde geçiyor. Hem güvenli hem Shibarium'la ortak. Tabii dolayısıyla hem güvenilir diyoruz hem de iyi bir PR çalışması yaptı. Adamlar Shibarium var olduğu müddetçe de farklı taraflarla işbirliğine ve ortak çalışmalara devam edebileceklerini düşünüyorum. O yüzden tokenları da zannediyorum ki muvaffak olacak ve iyi yerlere gelecektir bence. Meme coinlerde 2.0 furyası yaşanıyor. Popüler kripto paraları tercih ederek yeni meme coinler üreten kullanıcılar yeni furya olarak 2.0'ı başlattı. Doge, SHIB, Floki, Peep gibi coinlerle ilgili 2.0 adlı meme coinler ilgi çekmeye devam ediyor. Bu taraftaki çok büyük artışları gözlemleyen kripto yatırımcıları meme coinlere akın ediyor. Kripto yatırımcıları bu meme coinlere akın etmemeli. Tabi ara ara üzerinde hareket edenler oluyor. Mesela balinaların klasiğidir. Piyasa durgun olduğu zaman dilimlerinde şöyle 3-5 dolar atarlar. 3-5 dolar değil tabi, hani 100-150 dolar atarlar diyeyim, tamam mı? Ama para değildir yani bunlar. Bunu Arthur Ashe bile söyler ya da Huobi'nin kurucusu Justin Sun bile söyler. Shitcoin yatırımı arada yaparım işte 100-150 dolar vesaire gibisinden, ama küçük yatırımcı şunu anlamıyor. Adam tutuyor, kaybetmekten korktuğu parayı giriyor. Bu sefer kendi başı ağrıyor. Her zaman söylüyorum. Pip 2.0'a yatırım yapayım mı? İstiyorsan yap. Ama yüksek yapma. Gerçekten kaybettiğin zaman kaybetmeyi göze alabileceğin bir meblağa gir. Bu son 30 günlük zaman dilimine bakıldığında Top 1000'de Market Cap sıralamasında yer alan coinlerin en çok yükselen ikinci ismi Pip 2.0 oldu. Bu kadar kısa sürede neredeyse %2000'e yakın artış gösteren Pip temalı meme coin fiyat hareketleriyle risk yaratmayı sürdürüyor. Doğru, riski çok yüksek zaten. Risk ödül paritesi yüksek. Ek olarak Pip 2.0'ın bu şekilde hızlı artması sosyal medyada tartışma konularına zemin hazırladı diyor. Evet, diyorum ya, tartışılacak bir şey yok. Yani neyin ne olduğu da belli. Burada asıl olay yatırımcı ne yapması gerektiğine karar vermesidir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.